Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 3. günün 2. dersine. En önemli derslerden birindeyiz. Ek çizimlerin de en önemlisi diyebilirim. Çünkü hemen hemen her konuda bu ek çizim karşımıza çıkabiliyor. Hatta analitik geometri de bile karşımıza çıktı, sınavda karşımıza çıktı. Katı cisimde bile karşımıza çıkıyor. Her yerde karşımıza çıkacak. O yüzden lütfen ama lütfen bu derse dikkat. Evet kitabımızda Hemen sayfa numarasına bakalım. X kenarlık ek çizimi kitabımızda sayfa numarası 25 ve 26'da. O zaman 25 ve 26'yı işleyeceğiz. O zaman bu önemli derse oyalanmadan hadi bakalım başlayalım. Şimdi X kenarlık ek çizimi. Öncelikle bir X kenar üçgenin tanımını daha öncesinde sana yapmıştım zaten. Ne demiştik? Hocam şunlar kollarıydı. Bu da tabanıydı. Biz burada yüksekliğiyle hatta tepe açısından çizilen yüksekliğiyle ilgili konuşacağız. Tepe açısından çizilen yüksekliğin çok özel durumu var. Bak şimdi dikkat et. Bu yükseklik aynı zamanda açı orta はい。 aynı zamanda kenar orta. Yani x kenar üçgende tepe açısından çizilen yükseklik. Dikkat et. Tepe açısından çizilen yükseklikten bahsediyorum. Hem açı ortaydır hem kenar ortaydır. Yükseklikle alakalı 3 özellik var. E bir de x kenarlığı katarsak toplamda şurada 3 bir de x kenarlığı katarsam 4 özellik var. Hmm. Ne oluyor burada? Özel bir durum çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki. Arkadaş bu 4 özellikten en az ikisi varsa en az ikisi varsa diğerleri de vardır diyeceğiz. Yaz benle birlikte. Diğerleri de vardır. İşte bunun özel durumu bu kardeşim. Ek çizimlerde ya da eksik parçayı tamamlamada bu bizim için aşırı derecede önemli. Hatta ben şöyle bir şey yazayım. Bak Daki de diyorlar buna. Şuraya yazıyorum. Daki. Bu Daki ne anlama geliyor hocam? Daki'deki D de diklik anlamına geliyor. Bu A açı ortaylık anlamına geliyor. Bu K kenar ortay anlamına geliyor. Bak dikkat et. üç tanesini yazdım. Daki'deki. Diklik, açı ortaylık, kenar ortaylık aynı doğruda varsa ikiz kenar sağlandık diyeceğiz. Bu iyi de ikiz kenarın iyisi. Hemen buraya da ikiz kenarı yazacağız. İstersen daki diye aklında tut. Ama ben şunu söylüyorum. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın diyorum. Geometride her zaman nerede olursanız olun. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın. Ayrı bir gözle baktığınızda şu özel durumlar varsa. Yüksekliğin yanında kenar ortaylık. Ya da yüksekliğin yanında açı ortaylık varsa. Ya da ikiz kenarda yükseklik çizilmişse diğer eksik parçaları biz tamamlayacağız ya da x kenara tamamlama varsa o x kenara tamamlamayı biz yapacağız bak bu dediğim şey çok önemli bazıları daki diye şey yapıyor ben de x kenar. yani şeye dikkat yüksekliğe dikkat diyorum e o zaman bakalım şuraya Şuraya baktığımızda şimdi bu dört özellikten en az ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır demiştik. Mesela şuraya baktığımız zaman hocam şu nedir? Kenar ortay olmuş nerede? X kenar üçgende. Yani hem x kenarlık var hem de kenar ortaylık var. O zaman bu bir nedir? X kenar üçgendir. Pardon x kenar üçkendi zaten bu. Bu bir nedir? yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. Bak eksik parçayı tamamladık. Ya da öbürüne bakalım. Hocam x kenar üçgende açı ortay çizilmiş. Hem x kenarlık hem de açı ortaylık var. O zaman eksik parçaları tamamlıyoruz. Hocam bu bir yüksekliktir ve tabanı iki eş parçaya böler. Devam edelim. Şuraya. Hocam burada da ne var? Bir doğru aynı doğru Yüksekliği ayrı bir gözle bak yüksekliğe ayrı bir gözle baktığında iki şart sağlanmış mı bu doğru yükseklik aynı zamanda açı ortay Aa, hem yükseklik hem açı ortaylık var o zaman bu bir nedir ikiz kenar üçgendir. Hemen ikiz kenarı yapıştırıyorsun ama kenar ortaylığı da unutmuyorsun. Diğerine bakalım. Diğerine de baktığın zaman şu bir yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorsun. Ya böyle şaşın bakacaksın. Nasıl bakarsan bak. Şu gözle baktık. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. O zaman bu bir ikiz kenardır. Hemen ikiz kenarı yapıştırdık buraya. Aynı zamanda bu bir nedir? Açı ortaydır deyip yani aynı doğru, aynı doğruda yükseklik, açı ortay, kenar ortaylık var deyip olayı bitiriyoruz. E hocam hani ek çizim bunun neresinde? Eksik parça tamamlattırdınız. Yani burada iki şart varsa diğerleri de sağlanıyor dediniz. Evet şimdi ek çizimde özellikle şu ikisi çok fazla karşımıza çıkacak. Dikkat şu yukarıdaki boşluğu kullanayım. Şimdi ikisi yani şu hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Daha i̇ki şart sağlanmış ama üçgen yok. Bak dikkat et yüksekliğe ayrı bir göze bak demiştim. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. E ne eksik? Hocam ikisi kenarlık aynı zamanda açı ortay. Yani aklına ne geldi? X kenar geldi. Ama yüksekliğin x kenarda da yüksekliğin kollarında x kenar oluyor değil mi? O zaman buradan böyle ne yapacağız? X kenar üçgene tamamlayacağız bunu. Hop şöyle hop şöyle. Bak çok karşımıza çıkıyor. Ha, üçgen şöyle olmuş olsaydı eğer. Bak şöyle yatık olmuş olsaydı. Ya, üçgen değil pardon. Şu şekilde bir şey olmuş olsaydı. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. O zaman yükseklik böyle bir şey oluyor. O zaman ne yapacaktık? Şu şekilde bir x kenara tamamlama yapacaktık. Hocam x kenar bu da açı ortay deyip olayı bitirecektik. Tamam. Başka ne geliyor karşımıza? Bir de yükseklikle açı ortayın aynı anda olması. Mesela bak şimdi dinle beni. Dikkatli bir şekilde ol. Şu şekilde bir şey gördün mesela. Hocam sen bu şekle baktın ve verilen bilgileri kullandın. Soruda da bir şey yapamıyorsun. Hatta şekli şöyle büyüteyim. E ne yapacaksın? Yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorsun. Yüksekliği ayrı bir gözle baktığın zaman hocam bu yükseklik hala aynı zamanda açıortay ortay olmuş. Hem yükseklik hem açıortaylık ortaylık aklına ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin o zaman. Hemen ne yapıyorsun? Yüksekliğin kollarında ikiz kenar yapacaksın. O zaman burada da bir ikiz kenara tamamlama yapılabilir. Şöyle bir ikiz kenara tamamlarsın hocam bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Aynı zamanda tabanı da iki parçaya bölmesini de göstereceğiz tabii. Bunu unutma yükseklik, açı ortaylık, kenar ortaylık aynı doğruda aşırı derece dönemde özellikle yükseklik kenar ortay olması ya da yüksekliğin açı ortay olması çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Bu tür durumlarda da İkiz kenar üçgen yoksa ikizkenar kenar de biz yapacağız. Anlaştık. Evet çok önemli bu. Hadi gel bakalım öğrenme alanında bu işi öğrenelim. Öğrenme alanı sorusunda hemen şuraya bakıyoruz. İlk başta baktığımız zaman a dikkatimi çeken bir şey. Bak yükseklik. Aynı zamanda açıortay. Hem yükseklik hem açıortaylık var. O zaman bu bir nedir? İkiz kenar üçgendir. Yüksekliğin kolları ikizkenardır. Tamam. Şu ikizkenarlığı gösterdim. Sonra öbürüne bakıyorum. Hocam bu da bir yükseklik. E ben buna da ayrı bir gözle bakacağım o zaman. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. Vay. O zaman bu yüksekliğin kolları da şu şekilde eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şurası da eşit oldu. Şu eşitliği yazdım. Yani şununla şunun eşitliğini gösterdim. Aa ne çıktı burada? Hocam 3 kenarı da birbirine eşit oldu. Yani eşkenar üçgen oldu. O zaman eşkenar üçgense burası 60, burası da 60. Yani bunlar 30 30 olur. Burası da 60 derece olur diyeceğiz ve alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. Güzel bir soru. Hoş bu soru. Öğrenme alanındaki yüksekliği ayrı bir gözle bakma sorusu. Geldik diğerine. Hmm. Verilen bilgilere bakıyoruz. İlk önce bakıyoruz. Ya hiçbir şey verilmemiş ki hocam. E o zaman hiçbir şey verilmemişse ne yapacağız? Ek çizim var mı yok mu diye bakacağız. Bakıyorum ki şuraya. Hocam yükseklik. Ayrı bir gözle bakıyorum. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? Kiz kenar. Aklına gelen başına gelsin inşallah. Bu geometride tabii ki. O zaman ne yapıyoruz? yüksekliğin kollarında x kenar yapacağım. Yüksekliğin kolu bir kolu böyleyse diğer kolu da bu şekilde olmak zorunda. Hemen bunu çizeyim. Hop çizdim. Çizince ne çıktı burada? Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgen oldu. Eyvallah. Şuna da bakalım. Hocam bu da yükseklik. Aynı zamanda kenar ortay. E o zaman burada da bak bir ikizkenarlık kenarlık olmak zorunda değil mi? E, burası da değişti oldu. Sonra... Şöyle bir açılıyoruz. Soruya bakıyoruz. Bu eşitleri kullanmam lazım diyorum. Hocam burası eşit. Burası da eşit. Burası da eşit. Aa 3 tane eşitlik var. Yani muhteşem. Muhteşem üçünden dolayı bu açı kaç derece yapar? 90 derece yapar. Böylelikle alfa 90 derece çıkar. Evet B şıkkında 90 derece bulduk. Öğrendik mi bu olayı? Yani hem klasik soru içerisinde böyle tamamlama yaptık A şıkkında hem de böyle ek çizimlisini yaptık. Biz kendimiz çizdik. Ama ek çizimli sorularda neye dikkat ediyoruz? Yükseklik tabanı keş parçaya biliyor mu? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Onu... Evet. Hadi bakalım şimdi normal sorulara başlayalım. Örnek 7'deyiz. Örnek 7'de neler verilmiş bakıyoruz şöyle bir. Hocam Üçgen verilmiş ve alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Bununla bu eşit verilmiş. Şuraya bakıyorum ki yükseklik var burada. A yükseklik. Aynı zamanda açı ortay. İstersen açıları yazarak da bulabilirsin. Hocam burası 46 burası da 46. X kenar çıktı dersin. X kenarda çizilen yükseklikte kenar ortay dersin. Burada eşitliği gösterirsin. Ama ben daha öncesinde gördüm. Yüksekliğe ayrı bir gözle baktım ya. Yükseklikte aynı zamanda açı ortaylık var. O zaman bu bir x kenar üçgendir. Hocam x kenarlığı yazdım. Dolayısıyla bu yükseklik tabanı da iki eş parçaya böler. Yani burası da çift çizgi olur. Bak önceden alakasızdı. Alakasız yerde eşitlik vardı. Şimdi ne oldu? Bu eşitlik buraya geldi. Şurada bir ikizkenar üçgen oluşturdu. Alfa ise burası da alfa. İki açı yan yana geldi. Dayanamam. Topla. Bir dış açıya eşit. İki alfa oldu. E zaten burada kaç kaç dereceydi? Bu 44 ise buradaki dik üçgende diğer açı da 44'ün 90'a tamamlayanıdır. Yani 56 değil 46'tır. O zaman 2 alfa eşittir 46 ise alfayı buradan 23 buluruz. Bizden de alfa isteniyor. Cevap 23 çıkar. Evet geldik diğer soruya. Bakıyorum soruya. Ya hocam 80 burası. X kenarlık verilmiş. Sonra 180'den 80 çıkart. 2'ye böl. 50-50 yapar buraları. Hatta yazalım istersen de birlikte. İlk önce verilen bilgileri kullanıyoruz. Ekstra bir çizim yapmıyoruz değil mi? 50-50 yazıyoruz. Ve sonrasında özel bir durum var mı burada? Yok. Ne yapacağız? Bir şeyler yapmalıyız. Ha belki Orta taban var hocam diyenleriniz olur. Orta tabanı daha işlemediğimiz için bunu maalesef şey yapamayacağım. Orta tabandan dolayı hocam şunlar birbirine paralel deyip. Çünkü eşitlik var eşitlik var. Orta taban yöndeşitten dolayı buraya da 50 diyen arkadaşlarınız olabilir. Farklı bir yoldan çözeceğim bu sefer. Hocam bir şey yapamadık o zaman verilen bilgilere bakayım. Şu eşitlerin kullanamadım diyelim. Hadi orta tabanı fark edemedik. Burada eşitlik, burada eşitlik, burada eşitlik. Aa ne var burada? 3 tane eşitlik. 3 tane eşitlik olunca aklına ne geliyor? Muhteşem. O zaman hemen muhteşem üçlüyü çizelim. Hop çizdik buraya muhteşem üçlüyü. Yani burası 90 derece olmak zorunda. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü olur. 90 oldu burası. E bu 90'ı çizince sonra yükseklik oldu burası. Yüksekliğe de ayrı bir gözle bakıyorduk. Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay oldu. Yükseklik kenar ortay oldu. Neredeydi? İkiz kenar Hocam bu bir ikizkenar üçgen olmak zorunda. E, i̇kiz kenarsa şu açı 50 derece ise pardon şu açı 50 derece ise o zaman buradaki açı da 50 derece olmak zorunda. E, zaten benden ACB açısı isteniyor. Cevap böylelikle 50 yap. Geldik 8'e. 8. soruda. İlk önce verilen bilgileri tek tek şurada yazmak istiyorum. Şimdi eşitler verilmiş. Tamam. Bir de soru üzerinde gösterilmemiş ama DC ile AB eşit verilmiş. Şu DC ile AB'nin eşitliğini de gösteriyorum. Bir kere de soruyu çözebilmem için benim Şuradaki eşitlerin mantığını kullanmam lazım. Bak sorduk mu buraya sorduk. O zaman bunlar ayrı gayrı yerlerde büyük ihtimalle ne var burada? Ek çizim Ha ek çizim. Bak ek çizim. Dedik ya hemen kafanda canlandı artık ek çizimde. Muhteşem üçlü. 90'lık var ama muhteşem üçlü çizince çıkmayacak büyük ihtimalle. Ek çizim deyince de aklına bir muhteşem üçlü gelir. iki ikiz kenarlık gelir. 3. orta taban gelir. Şuraya baktığımız zaman ne var? 90'ı gördük. Muhteşem üçlünün olmadığını fark ettik. Hocam bir de yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız demiştik. Bakıyoruz şimdi. Bu yüksekliğe ayrı bir gözle bakacak olursak. Bak şimdi. Hop yükseklik. Aynı zamanda kenar ortaya olmuş. Aa ne geldi aklına? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar yapıyorduk değil mi? Yüksekliğin bir kolu burada. O zaman diğer ikiz kenarı da bu şekilde yapabiliriz. Hemen yapalım ikiz kenarı. Hop çizdik böyle. Çizince şurası da eşit oldu mu? Oldu hocam. Ne güzel oldu. Önceden alakasız olan eşitlik. Şuraya da eşitlik damgasını koyunca. Şurada da bir ikiz kenarlık oluşturdu mu? Oluşturdu. Evet şimdi şu ikiz kenarlıkta bak şuradaki ikiz kenarlıkta taban açıları 20-20. Dur kalemi değiştireyim. Hemen değiştiriyorum. Şöyle 20'yi yazdım. 20-20 yazınca da iki tane açı yan yana geldi şu üçgende dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Hemen şuraya 40'ı yazarım. E hocam burada artık ikiz kenarlık çıktı ya. Burası da 40 olur o zaman. Hemen 40'ı buraya da yazdım. 40, 40, 80 buraya da kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Bizden ne isteniyor? ABC açısı isteniyor. ABC açısına bakacak olursam 100 ile 20'nin toplamı yaptı. Yani cevap 120 oldu. Evet yani eskiden böyle vay şunu çizeyim, vay bunu çizeyim, vay şöyle yapayım, vay böyle yapayım diye işlemler yapıyordunuz. Gerek var mı? Yok. Mesela sen bunu daha öncesinde nasıl yapıyordun? Şurayı ben bir sileyim öncelikle. Bak şimdi bir dakika kestiğim. Ee, sen önceden böyle bir şey gördüğün zaman hocam ben buradan şöyle şunu çizeyim derdim. Üçgen oluştur. Ya sen buradan ne çizdin? Kenar ortaya çizdin. Kenar ortayın özel bir durumu oluştu mu? Oluşmadı. Öyle kafana göre çizik mizik yok geometride. Ne yapacaksın? Yüksekliğe dikkat edeceksin burada. Şu yüksekliğe dikkat ettin. Aa bak iki eş parçaya. Tamam. Öyle kafamıza göre vay bunu çizeyim. Vay şöyle buradan paralel çizeyim. Vay buradan böyle bilmem ne çizeyim gibi şeyler yok dostlar. Dikkat edin önemli bir soru ek çizimlerle alakalı. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne demiş? ABC bir üçgen verilmiş. Hemen verilen eksik bilgileri ben şurada göstereyim. 15 ise 15, 75, 90, 15, 75, 90. Şuradaki açıları bir 75'er derece yazayım. Aa hocam sonra soruda bir ek çizim yapacağımız belli. Çünkü alakası yerde bir eşitlik var burada. Alakası yerdeki eşitliği kullanacağız. O zaman şu soruya tam anlamıyla bakayım. Verilen bilgileri tam anlamıyla kullandım mı ben kullanmadım. Soruyu da şöyle büyüteyim sana. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Ne güzel bir şey. Şu ikiz kenar üçgen. ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik. Hmm, nedir bu? Kenar ortaydır. Hemen kenar ortayla da şu şekilde gösterdim. Sonra yukarıdaki üçgende yani benim şuradaki üçgende işim bitti. Aşağılarda bir şey yapmam lazım. Aşağılarda çünkü alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ve alakası yerde olduğu için bir ek çizim olacağı belli. E o zaman aklımıza ek çizim geldi. Muhteşem işliği yok. Valla neye dikkat ediyorduk? Şurada. 90 derece var. Hatta burası da 90 değil mi? Şurası da 90. Hatta burası da 90. Ha hocam yüksekliğe ayrı gözle bakacağız. Bu yüksekliğe mi bakacağız? Yok yukarıda hallettik bunu. Ne var burada? Şu yükseklik var bir de burada değil mi? Hmm. Yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkisi kenar. Aklına gelen başına gelsin diyoruz. Ve yüksekliğin kollarında ikizkenar kenar yapıyoruz. Bak. Yüksekliğin bir kolu bu. Diğer kolu da şu olur değil mi? Hemen bunu çiziyoruz. Hadi bakalım çizelim şöyle. Çizdik böyle. Bunu çizdikten sonra eşitleri de mutlaka gösteriyoruz. Hop gösterdim. Bak şimdi önceden alakası olan eşitlik. Şurada da çift çizgiyi damgasını koyunca burada da bir ikizkenarlık oluşturdu mu? Oluşturdu. Hocam burası alfaysa burası da alfadır. E bu ikizkenar oluşturdu oluştu ya burada. Bu açılar da önemli bizim için. O zaman ikisi birbirine eşit ve toplamları da alfaysa alfa bölü 2 alfa bölü 2 yazabiliriz. Ya da ikizkenarda böyle açılara da olursak en küçük x kenarının açısından dalıyorduk ya. Hiç alfa bölü 2 ile uğraşmayalım. Hemen ne diyelim? Ben buraya bir x diyeyim. Şuraya da bir x diyeyim. İki açı yan yana geldi bu üçgende. Dayanamam dersin. Artık alıştın sen de. Burası da bir dış açısı 2x dersin. Hatta burası da ne oldu? ikiz kenarlıktan dolayı 2x oldu. E sonra ne yapıyoruz? Neyi kullanmadık? Hocam 75'i kullanmadık. Bak neyi kullanmadık sorusu aşırı derecede önemli. Gördün. Neyi kullanmadık? 75'i kullanmadık deyince biraz önce de sen buralarda da işlem yaptın ya böyle. E bunlar da böyle beynin otomatikman oraya gitti zaten. Beyninle de çok rahat bir şekilde görürsün. Aa hocam burada şu üçgende 75 dış açı oldu. O zaman ne dersin? 2x ile x'in toplamı 75 dersin. Ya da hocam burada 2x 2x var. Buradaki 2x 2x dış açısı x artı 75 yapıyor. Yani toplamı x artı 75 dersin. 2x artı 2. Ama şu daha net bir şekilde fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. 75'i kullanayım dediğin an hemen şu üçgene baktın. Bu üçgende de hocam burası 2x burası da 2x. Yani toplamı 3x 75'e eşitse x de buradan 25 bulursun. Cevap 25 değil. Çünkü alfa isteniyor bizden. Alfa 2x yani buradan da cevaba 50 diye ulaşırız. Evet güzel bir soru. Eskiden bu soruları hiç böyle öğrenciler zorlanıyordu. Ama artık senin için bunlar çocuk oyuncağı. Evet geldik. Bir sonraki sayfa. 11. sorudayız. Şimdi bu soruda ufak bir hata var. Ama aslında soru hatalı değil. Bu aileyle de çıkıyor aslında ama ikizkenarlıkla alakası olmamış. Hoşuma gitmedi bir değişiklik yapacağım. Ama soru bu haliyleyken Bak şimdi çözümü de yapayım sana. Buraya alfa dersem alfayı öbür tarafa attığımda o zaman alfa artı 44 yapmaz mı burası? Çünkü buraya artı alfa geldi ya. E burası alfa artı 44 yaptı. Al buraya alfayı yazdım. Burası alfa artı 44 yaptı. Bunlara da beta beta yazarsam şuradaki üçgendeki iç açılar toplamından dolayı alfa artı beta çıkıyor. Alfa artı beta çıkınca bak şu üçgende de iki iç açı bir dış açı. Buradaki açı da alfa artı beta yapıyor. Zaten benden bu isteniyor. Böylelikle sonuca ulaşırsın. Soru hatalı değil. İkiz kenarlıkla alakası olmamış. Şimdi ikiz kenarlıkla alakalı hale getireyim. Dolayısıyla ilk baskıdaki arkadaşlar değişiklik yapsın. Sonraki baskıyı alan arkadaşlar da herhangi bir değişiklik olmayacak. Merak etmeyin. Siz direkt sorunun orijinalini göreceksiniz. Ben soruda şöyle yapayım. Burası D olsun. Tamam. Şurası D olsun. D, C, B olsun. Bu A, B, C tamam olsun. Ve soruda da burada da şunu sorayım. DCA ya da ne, hangi ACD açısı? Şurayı A yapayım. Şurası da C olsun. Tamam. Sorumuz şuna dönüştü. ABC eksi DCB eşittir 44. ACD açısı kaçtır diye soruluyor bize. X kenarlıkla alakası olsun diye. Tamam hadi bakalım şimdi çözümü yapalım. Hocam ben buraya alfa dersem o zaman burası alfa artı 44 oldu. Hemen yazıyorum alfa burası da alfa artı 44 oldu. Sonrasında da acd açısı bu isteniyor benden. Yani şuradaki açı isteniyor. Bir kere yine x kenara tamamlamadan ya da x kenar yapmadan da sonuca ulaşırsın. Nasıl mı? Şu şekilde. Buraya 90 eksi alfa kalıyor. E ters açıdan burası da 90 eksi alfa. Bak iç açılar toplam yapınca alfalar gidiyor. Burada kaçı çıkıyor. E burada kaçı da çıktı. Burada kaçı belliyse şuradaki dik üçgenden artık buradaki açıyı da buluruz. Ama biraz bir tık işlem kalabalığı olduğu gibi. Şimdi soruya bakar bakmaz hani yüksekliği aynı bir gözle bakın dedik ya. Bakıyorum soruya. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. E yükseklik aynı zamanda açı ortaysa aklına ne geldi? İkiz kenar geldi. Hemen yüksekliğin kolları şu şekilde ikiz kenara tamamlama yapalım. Tamamlamayı şöyle yaptım kardeşim. Yapınca sonra şu alfaya ve alfa artı 44'e dikkat edeceğim. Yani şu üçgende ben alfayla neyi toplarsam alfa artı 44 yapar. Tabii 44'ü. Burası 44 oldu. Ben zaten burada ne yapmıştım? Şunu bir ikiz kenara tamamlamıştım. Şu ikiz kenarlığı yazayım. Tabanı da iki eş parçaya bölmüştü. Benden ne isteniyor? Burada kaç isteniyor? E bu bir ikiz kenar üçgen ya. E burası 44 ise burada kaç da ne olacaktır? 44 derece olacaktır. Yani cevap aralarını da değiştireceğiz. Böylelikle 11. soruyu 44 bulduk. Kusura bakmayın. Bu da nazarlık olsun ama soruyu da değiştirdik. Önceki sorusu da hatalı bir soru değildi. Sadece yerinde bir soru değildi. Kusura bakma dostum. Tamam. Geldik örnek 12'ye. Şimdi örnek 12'de de şöyle bir şey verilmiş. Eşitler verilmiş. Alfa ve 40 verilmiş. Verilen bilgiler dahilinde bir şey yapamıyorum. Bir de şurası verilmiş. Burası çizgiyken burası da çizgi verilmiş. Yani BD uzunluğuyla EC uzunluğu da birbirine eşit verilmiş. E şu an bir şey yapamıyorum ki Alakası yerde eşitlik var, ek çizim yapacağım belli. O zaman ek çizimlerden hangisi var? Muhteşemşlü yok. Aa hocam burada bir ikiz kenarlık var. İkiz kenarda çizilen açı ortay konumunda olmuş bu. A hem ikiz kenar hem açıortay ortay. Aklına ne getirdi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin diyorum. Hemen devamını getiriyorum. Bak böyle de bir ek çizimle karşılaşabilirsin. Şuradan ikiz kenara tamamlıyorum şunu. Hop tamamladım. Hocam tamamlayınca şöyle hatta düzgünce tamamlayıp yapayım. Tamamlayınca ne oldu o zaman? Şurası 90 derece oldu. Ve tabanı da iki eş parçaya bölecektir bu şekilde. Ama hocam şurada bir karışıklık oldu. O karışıklığı giderelim. Nasıl giderelim? Şu parçanın tamamı ve şurası birbirine eşit. Karışıklık olduğu zaman tırtıklıyorduk, değil mi? Tırtıkladık. E sonra hala da alakası yerde eşitlik devam ediyor. Hocam şurası ve şurası eşit. E burada da o zaman yine bir ek çizim yapmamız gerekecek. Devamı gelmesi lazım. Şuraya bakıyorum. Şu iki eş parça vermiş. A Yükseklik. A yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. O zaman bu yüksekliğin bu kollarından bir ikiz kenar oluşturabiliriz. Hemen şöyle bir ikiz kenarı hop oluşturduk. Ve şurada da eşitlik damgasını da koyalım hemen buraya. Eşitlik damgasını koyunca ne oldu? Hocam şu ikiz kenar çıktı. Hatta şununla da şu da ikiz kenar çıktı. Ve şurada da üçgenler oluştu. Üçgenlere dikkat. Bu üçgende bak, alfa ile 40 yan yana dayanamam. İkisinin toplamı burası yapar. Alfa artı 40 yaptı burası. Sonra bu ikizkenarlıkta da 40sa burası da 40 yapar. E o zaman buraya 40'ı da yazalım. E sonra şu ikizkenarlıkta da şu taban açıları birbirine eşit. E o zaman buraya da ne yazalım şöyle? Alfa artı 40 yazalım. Şimdi şuraya bakıyorum. Alfa artı 40, alfa artı 40 ve 40 topla. 2 tane alfa oldu ve 3 tane de 40 var ve 120 yaptı. Bunların toplamı 180 oldu. 2 alfayı 60 bulduk. Alfayı da böylelikle 30 derece olarak bulduk. Zaten bizden alfa isteniyor. Cevap 30. Geldik 13'e. Evet 13. sorudayız şimdi. A köşesindeki açısı 70 derece olan bir ABC üçgeninde BC üzerinden bir K noktası seçiliyor. Sözel bir soru. Korkmuyoruz. Hemen bir A köşesindeki açısı 70 derece olan bir ABC üçgeni çizelim. Şöyle bir üçgeni çiziyorum. Yamuk oldu. Düzelttik hemen. A köşesi de 70 dereceymiş. Ve ABC'yi de yazdık. Sonra BC üzerinden bir K noktası alınıyor. Şuradan bir K noktası alacakmışım. Diyor ki bize K'nın AB'ye göre simetriği. Hım. Hocam simetriyi görmedik. Bu ne demek? Bak şimdi. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Şöyle bir bana bak. Bir doğru var elimde. Ve bir nokta var. Bu noktanın bu doğruya göre simetriyi almaya çalışacağım şimdi. Alıyorum. Bu noktaya göre simetri. Hop bu tarafında olmayacak mı? Şuradayken şuraya geyim. böyle olsaydı buradayken şurada olacak değil mi? Şöyle olmuş olsaydı buradayken şöyle olmuş olacaktı, değil mi? Nasıl alacağız bu simetriyi? Şimdi bu noktanın şuraya kadar olan uzaklığına kadar gideceğim. Buradan da buraya kadar olan uzaklığına gideceğim değil mi? Ama hocam şöyle de olabilir. Bu noktanın şuraya kadar olan uzaklığı ve şuraya kadar simetri olmuyor. Bak şöyleyken şöyle simetri olmuyor. Simetri olması için ne olması lazım? Dik olması lazım. O yüzden devam edelim şuna. Dik olacak. K noktasının AB'ye göre simetriğini alacağım. Bak dikkat. K'nın AB'ye göre simetriğini alırken hop şöyle bir şey olacak. Hocam burası dik olacak. Şöyle şurası dik olacak. Ve şunlar birbirine işte olacak. İşte tam olarak burası. Buradaki nokta L noktasıymış. Devam edelim. K'nın da AC'ye göre simetriği M olduğuna göre. Şimdi AC'ye göre simetriğini alalım. AC'ye göre simetriğini alınca şurası dik olacak. Yine hemen şöyle dikliği gösterelim ve Şunlar birbirine eşit olunca simetriği olan noktayı buluruz biz bu şekilde. Buradaki nokta da neymiş? Burası da M'miş. ALM açısından bahsediyor bize. E o bizden ALM açısı nedir diye soruluyor. O zaman ALM'yi çizelim. ALM çizdim şöyle. Üçgen oluştu. Üçgen de oluşturmayalım ya. ALM isteniyor bizden değil mi? Hemen şunu çizdim. Şunu çizdim. Şuradaki açıyı bulmaya çalışalım bakalım biz. Şimdi. Şuraya bir alfa diyeceğiz. Bunu bulmaya çalışacağız. Hmm. Hocam ne yapmalıyız burada? Şimdi bunu da çizmeyelim aslında ilk etap değil mi? Çizmeyelim çizmeyelim. Çünkü çizersek şekil çok karıştı. Tamam ALM'yi bulmaya çalışacağım. Evet eyvallah. E burada ne yapmalıyım ben şimdi? Soruya bakıyorum. Verilen bilgiler dahil de bir şey yapamıyorum. Ama dikkati dikkatimi çeken bir şey var. Hocam dik tabanı kesip parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenarı. İkiz kenarı böyle oluşturabiliriz. Ama A köşesindeki açı verildiği için A köşesini işin içine katmalıyım. Bak burayı çalıştırıyorum. Aa burada da hocam bu da dik tabanı kesip parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hemen ikiz kenarı oluşturalım. Hop şöyle hop şöyle çizdik bakalım. Şunu şöyle çizdik. Şunu da şöyle çizdik. İkiz kenar. İkiz kenarlığı da göster. Sonra ne yapacağız? Hocam burada da aynı şekilde yükseklik Tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza x kenar geldi. Hemen x kenarlı şöyle oluşturuyoruz. Ve şu parçalar birbirine eşit. Çünkü yükseklik tabanı iki eş parçaya böldü. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. E sonra ne yapacağız? 70'i kullanalım. Ama eksi parçaları tam anlamıyla tamamlamamışız burada. Hocam bu aynı zamanda açı ortaya olmaz mı? Bu da aynı zamanda açı ortaya olmaz mı? Olur. X kenarlıkta çizilen yükseklik olduğundan dolayı. O zaman ben buraya AA dersem. Şuraya da bir BB dersem. A buraya baktığın zaman A artı B kaç? 70. Yazıyorum a artı b eşittir 70'i. Sonra şuraya bakıyorum. Hocam şurada kaç? 2a artı 2b. 2a artı 2b kaç yapar? Hocam 140 yapar. Zaten benden ne isteniyor? alm açısı isteniyor. alm M yok. Şurada bir de M'yi çizelim şöyle. Hop çizdik M'yi. M'yi çizince benden şuradaki açı isteniyor. Şu alfa isteniyor. E bu açı nerede? Hocam şuradaki üçgende. Buradaki üçgende ben 2A artı 2B'yi buldum zaten. 2A artı 2B kaç? Bak şurada kaçı. Bu açı kaç derece? 140 derece. Hocam bu aynı zamanda bakar mıyız şuraya? İkiz kenar çıktı bunlar. Niye? Bununla bu eşitti. E bununla da bu eşitti. Dolayısıyla bunlar da eşit oldu. Tepe açısı 140 derece olan bir ikiz kenar üçgenle karşı karşıyayız. O zaman 180'den ne çıkartıyoruz? 140 çıkartıyoruz. 40 yapıyor. 2'ye bölüyoruz. 40'ı da 2'ye böldüğüm zaman 20-20 çıkar. Yani şu açıyı 20 derece olarak bulduk. 13. soru güzel bir soruydu. Cevap 20. Haydi bakalım. Şimdi geldik şuraya. Örnek 14'e. Bir katlama sorusuna geldik. Katlayalım bakalım şekli. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki karton şekildeki gibi katladığında katlayalım şöyle hop katlandı A noktası ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi ile çakıştı şekilde de yürüyorsunuz da. şimdi D paralel BC demiş bir de oradaki açıyı da 35 derece vermiş buna göre IEC açısı kaç derecedir diye soruluyor katlama sorularında ne yapıyorduk bak şekil de verilmiş eski haline geri getiriyoruz o zaman eski haline geri getirelim şekli hop hop şöyle ve ne diyorduk Hocam eski haline geri getirdiğimiz zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu açıyla şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta, hatta şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Şimdi iç çemberin merkezi aynı zamanda ne demekti? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Hocam büyük üçgende Burası iç açı ortayların kesim noktası ise eğer bu açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa eğer o zaman bu açı ortalamak zorunda. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Yani burayı ne bulduk? 35 bulduk. Verilen her bir bilgiyi şimdi burada kullanayım. DE BC'ye paralel verilmişti. Hocam şununla şu birbirine paralelse eğer a hocam burası 70 ise o zaman burası da ne yapacaktır? Yönde dolayı 70 derece olacaktır. 70'i yazdık ama takıldık kaldık. Soruyu çözemiyoruz. Katlama da üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit değil miydi? Evet. Şimdi kenarların eşitliğini yazdık. Açı açıların yazalım. O zaman burası 70 70. Hatta burası da çizgi çizgi değil midir? Tamam. Hala daha soruyu çözemedik. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Soruyu şöyle bir büyüteyim senin için. Ve şimdi düşünelim. I noktasına dikkat edelim o zaman. I'yı tam anlamıyla kullanamadık o zaman. I tam anlamıyla kullanılmadığı zaman I neydi? açı ortaylarının kesim noktasıydı. O zaman diğer köşeden geleni de düşüneceksin. Diğer köşeden geleni de düşüneceksin. Ben bunu çizersem buradan özel bir durum gelmiyor. E, o zaman şunu da düşünebiliriz şöyle. Bakalım ona bakalım. Şunu şöyle çizecek olursak hop çizdik. Bu da ne olacak kardeşim? açı ortay olacak. Şu da açı ortay olacak. E açı ortaylığı gösterelim. Hocam şu açı ortay oldu. Bak 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 olaya bak. Şimdi bir de burada bizim bir katlamamız vardı. Şu üçgen buraya gelmedi mi? Geldi. Yani aslında bu üçgenin bu doğruya göre simetriği değil mi burası? Evet. Biraz önce nokta simetriğinden de bahsettik. Ya da şuna bak şimdi. Bu doğrunun buna göre simetriği olmadı mı? Şu doğruya göre simetriği olmadı mı? Oldu. Yani aslında bu doğru önceden yoktu ama bu doğru çizili haldeyken düşün şimdi. Sen bunu böyle katladığın zaman burada da üst üste açılar üst üste binen açılar birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Hocam şunlar birbirine eşit olacak. Sonra burada katlama yapıyoruz. Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Şu açıyla da şu açı birbirine eşit olacak. Bir de işin esprisi bence burada bu. İşin esprisi bu. Bunu kullanırsak olay bitecek. Hocam burası böyle katlama yaptığımız için üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya bu çizgide de. Hocam o zaman bunlar 90'ar derece olmak zorunda. O zaman oradaki bir 90'ı yapıştıralım. E bu 90'ı yapıştırdığım zaman aa hocam Yükseklik oldu bu. Aaa yükseklik. Aynı zamanda açı ortay. Hem yükseklik hem açı ortaylık var. Ne geldi aklımıza? İkiz kenar. Ki o zaman bu bir ikiz kenar üçgen olmak zorunda. Yani benim şuradaki uzunlukta çift çizgi olmak zorunda. Şu ikiz kenar olacağı için. O zaman burası da çift çizgi oldu. Madem ikiz kenar oldu. E o zaman burası 70 ise burası da 70 oldu mu? Oldu. Hemen buraya da 70 yazdık. E o zaman 70, 70, 140 Buraya da 40 derece kaldı mı kaldı. Burası 40 derece yapar. Hatta bunlar 20'er derece yapar. Benden ne isteniyordu? I, E, C. I, E, C. Şurada kaç isteniyordu? Yukarıda kaçıyı da bulmama gerek yokmuş ya. Şu 70'i bulduk ya. Hocam burası da 70. O zaman burası 70. Burası da 70. 70, 70, 140'tan buraya ne kaldı o zaman? 40 derece kaldı. Dolayısıyla cevap 40 yaptı. I, E, C'ye hemen ne diyoruz? 40 derece diyoruz. Evet zor bir soru mu? Zor bir soru. Katlamada bir de simetriyeli gibi düşün durmuşum orada. O katlamada şu çizgiyi çizdirip bak dikkat et şu çizgiyi de çizdirip çünkü bu çizgiyi niye çizdik? Bunu da verilenlerin mantığına göre çizdik. I'yı kullanacağız ya buradan çizdiğimizde özel bir durum gelmedi ama buradan çizdiğimizde açı ortay oldu. E bunun da katlaması olduğu için şunlar da birbirine eşit oldu. Aynı zamanda burası yükseklik oldu. O yükseklikten dolayı da olay bitti. Zor bir soru. Evet haklısınız. Ama ÖSYM'nin yani bu 2024 tayfada gördük zaten bunu. 2024'te de gördük. 2021'de de gördük. ÖSYM'nin bazen bazı sorularda ne yapacağını tahmin edemiyoruz. O yüzden böyle sorulara da yani bu şekilde davranacağımız soruları da size göstermek istedim. En azından güzel bir teknik daha görmüş oldun. Hoş bir soruydu. Geldik Gökçen Hatun'a. Evet öncelikle şöyle bir sözel bir soru var. Bakalım sözel soruda ne diyor? Şimdi yön bulma. Kuzey yarım kürede. Yön bulmanın şeyini söylüyorum. Yazmışım ilk etapta oraya. Kuzey yarım kürede öğle vaktinde yere dikilen bir çubuğun gölgesine birinci taş. Bir süre sonra da oluşan gölgenin ucuna ikinci taşı koyduk. Koyuyoruz. Birinci taş solda ikinci taş sağda kalacak şekilde kollarımızı açtığında. Sağ kolunuz doğuyor. Sol kolunuz batıyı, önünüz kuzeyi ve arkanız güneyi gösterecek şekilde konumlanarak yönünüzü bulabilirsiniz. Zaten böyle açtığınız zaman biliyorsunuz ön kuzey, arka güney sağ e, sağ taraf neresi oluyordu? Doğu. Sol tarafta batı oluyordu değil mi? Bunu zaten büyük ihtimalle öğrenmişsinizdir. Öğrenmediyseniz de bak ben burada size bu soruyu yazdım. Hatta animasyonunu da gösterdim. E, sen de yapabilirsin bunu bu şekilde. Ya da önünü kuzeye doğru çevirip böyle açtığın zaman kollarını arkan doğu, sağ taraf batı sol tarafta, sağ taraf doğu, sol tarafta batı oluyor. Tamam. Gökçen e, Gökçen bu soruya yakışır. Çünkü hanım, e, patron daha doğrusu Hanımefendi e, nedir? Bir coğrafya öğretmenidir. Coğrafya öğretmen olduğu için de hemen ismini buraya yazdık. Şimdi olayı anladık ilk şekilde değil mi? Şimdi Gökçen yön bulma yöntemini kullanarak. Şimdi iki taş koymuştu ya. İki taşı koyalım bak şöyle. Birinci taş burada. Bak şimdi. Birinci taş burada. Koydum birinci taş diye. İkinci taş da burada. İkinci taş da buraya koydum. Hiç sorudan korkma. Gökçen yön bulma yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak iki taşın tam ortasını belirleyeyim ben şöyle. Gökçen Hatun buraya geldi. Hemen Gökçen Hatun'u da çizelim şöyle şu da saçları olsun arka yani arkası dönük olsun şu ondan sonra da yani arkasının o tarafı olduğunu belli ettim daha doğrusu Gökçen Hatun buraya koyduk birinci taşı A diye isimlendirmiş ikinci taşı da B diye isimlendirmiş sonra güneyde bir C noktası şimdi Gökçen bu şekilde duruyorsa arka taraf burası neydi? Şuraya yazalım mı? Şurası ön taraf kuzeydi. Arka taraf güneydi. Sağ taraf sol taraf. Burası batı burası doğuydu değil mi? O zaman güneyde dediği için hemen güneyine gidelim. Güneyine doğru gidiyoruz şöyle. Güneyde bir D noktası diyor. Hop güneyde bir D noktası aldık bakalım. Niye olmadı bu? Alıyoruz şöyle güneyde bir D noktasını. Tamam. Sonra güneyde bir C noktası pardon. Şöyle bir C noktası aldık. Doğuda da ama dur. Ama dur. Dur lütfen. Şimdi kardeşim kuzey ön tarafıysa güney alt tarafıysa ya sağ taraf ve sol tarafta bunlar ya kuzey güney doğu batı çizgisi nasıl kesiyor dik kesiyor değil mi Al sana buranın can alıcı noktası. İşte ÖSYM nesil sorularda hani belki bunun şeklini de çizebilirdi bize. Ama ben burada şekli de sana çizdirtmek istedim. ÖSYM nesil sorularda bir şey saklıyor demedim mi ben sana? Dedim. Bak burada da çaktırmadan şey demişim. Böyle güneye doğru gitti. Güneyde C noktası aldı. E hocam bu zaten doğu batı çizgisi değil mi? Bu da kuzey güney çizgisi. Bunlar nasıl kesişir? Dik kesişir. Al işte saklanan yer burası. İşin esprisi burada geçiyor zaten. 90 dereceyi yapıştırdık buraya. Sonra ne diyor? Soruya devam devam edelim. Doğuda da doğu neresiydi? Doğu bu tarafıydı. Doğuda da AB küçüktür AD olacak şekilde. AB AD'den daha küçük olacakmış. Hmm. O zaman D noktası dışarıda diyor bize. AB AD'den daha küçükse. O zaman D noktası daha küçük olacak. Şu şekilde bu D noktası alıyorum. Ondan sonra AC eşittir BD oluyormuş. AC'yi de çizelim. Hop AC'yi çizdim ve BD de birbirine eşit oluyormuş. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit oluyor. Şimdi şimdi buna göre diyor oluşan ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. ABC açısının ölçüsü soruluyor. Tamam. Kardeşim şuradaki açı soruluyor bize. Ben bunu böyle çizince zaten güzel bir şey çıktı. Gökçen ama soru daha çıkmadı ya. Eyvah ya. Ne yapacağız ya? Soruyu tam anlamıyla okurken eksik parça yazmışız demek. İşte Soruyu okurken her parçayı tam anlamıyla yazın diye söylüyorum ben size değil mi? Bu hataya düşmeyin. Eğer sen burada soruyu okurken şurada neyi okumadık? Neyi okumadık? İki taşın tam ortası diyor değil mi? İşte. işte ince noktalardan biri de buydu. Ya iki taşın tam ortasında ya Gökçen. Bunu da böyle eşit olarak göstermeliydi. İşte o yüzden bak burada da onu saklamışız. Yani eşitliği göstermedik de tam ortasında diye cümlede söylenmiş. Yani bu, bu sorunun can alıcı noktası ne? İki taşın tam ortasında dediği için şuradaki eşitleri koymam lazım. Kuzey doğu, güney batı hikayesinde şuradaki açında 90 derece olduğunu yapıştırınca soru bitiyor. Aslında soru zor bir soru ama buradaki hikayedeki bu hikayedeki bu ince noktalara dikkat edersen soru çok kolay bir soru dönüşüyor. Şimdi artık ne oldu? Şu parçalar birbirine eşit. E hocam ek çizim ek çizim bir şeyler yapmamız lazım değil mi? Ama burada zaten ek çizimde yapılmış. Dikkat edersen hocam burada ne var? Hocam yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Hop x kenarlığı gösterdik. E, sonra bir açı falan filan var mı burada? Anam açı nerede burada? Açı da yok. Eyvah eyvah. Bir de CD ile AD'den bahsetmiş. Bak CD'yi de çizelim. CD'yi çizince CD ile AD'de birbirine eşit. Hocam bu eşitliği biz nasıl kullanacağız? Hadi kullanalım bakalım. Artık burada her şey çıktı. Neler çıktı neler. Hocam şurada bir x kenarlık var. Bak en küçük. Açısı en küçük olandan başlıyoruz ya. Şuraya şuraya alfa alfa dersem. İki iç açı gördüm dayanamadım. Bir dış açıyı yazdım. İki alfa. E hocam zaten bunlar x kenar. Bu iki alfaysa burası da iki alfa yaptı. Takıldık kaldık. Kullanmadığımız bilgiyi kullanalım. Kullanmadığımız bilgi de şunlar da x kenar değil mi? Evet x kenar olduğundan dolayı o zaman şu açıyla... Şuradaki açıda komple 2 alfa olacak. Ve burası alfa olduğu için şuraya da ne kaldı o zaman? Yine alfa kaldı. Şimdi artık şuradaki üçgende bütün açılar belli. 2 alfa 2 alfa ve burası da alfa. Toplamda kaç alfa yapıyor? 5 alfa yapıyor. 5 alfa eşittir 180 oldu. Alfayı da böyle 0 at 2 ile çarp. 36 olarak bulduk. A benden ne isteniyor? ABC açısı isteniyor. O zaman ABC açısına şöyle bakıyorum. Hocam ABC açısı. Aha da burası. Yani 2 alfa isteniyor. Cevap böylelikle 72 çıkar. Sonunda yaptık. <laughs> Aslında arkadaşlar şekil bu haliyle gelse eviniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kolay bir soru. Zaten eski nesil bir soruyu ben sadece burada ne yaptım? Çakallık yaptım. Kolay bir soruya pardon, yeni nesil bir soruya çevirdim ama yeni nesil zor bir soruya çevirdim. Zorluğu nerede? Tekrar söylüyorum. Gökçeni iki taşın tam ortasına koymakta. Bir de şu şekilde kuzey, güney, doğu, batı çizgisinin dik kestiğini senin fark etmeni istedim. Bu zamana kadar bu kuzey güney doğu batı çizgisiyle ilgili onların dik kestiğiyle ilgili bir soruyu hiçbir yerde bulamazsın. Şu an ben sana öğrettim. Artık bununla ilgili de bir şey karşına çıkarsa soruyu da rahat bir şekilde yaparsın. Unutma yönlerle ilgili bir şey geldiği zaman kuzey güney doğu batı çizgileri dik kesişiyor kardeşim. Ya soruyu çözerken biraz bir yerde karışıklık yaşadık ama yani sonrasında geri döndük. Çünkü niye? Bu hatayı siz de yapıyorsunuz. Ben de hata yaptım. Okurken bak burayı yazmadım. E, hata yaptığımız zaman da hep ne diyorum size? Onu da görün istedim burada. Yani videoyu baştan böyle çözeyim falan filan da yapmadım. Geliyoruz soruyu baştan okuyoruz. Aa tam ortası demiş diyoruz. Tam ortasında yapıştırınca sorunun çözümüne de ulaştık. Hatta yine sıkıntı yaşadık. Şunu okumamışız dedik. Geldik sonra bunu çizdik. Şuradaki eşitliği de yazdık. Verilen bilgileri kullanma yeteneği dediğimiz olay bu. Benle dalga geçiyorsunuz. Hocam hep aynı şeyi söylüyorsunuz diyorsunuz ama geometri bu kardeşim. Ya dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Verilen bilgileri de kullanacaksın. Evet, böylelikle burayı hallettik mi? Hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani son ek çizimde ne kaldı? Orta taban kaldı. Orta da görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.